Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size frontoza balıkları hakkında genel olarak bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, frontoza balıklarımız bildiğiniz gibi Afrika'nın en büyük göllerinden Tanganyika gölünde yaşarlar arkadaşlar. Tabii ki dip balıklarıdır. Suyun yüzeylerinde yüzmeyi sevmezler arkadaşlar. Suyun diplerinde yüzmeyi severler. Kayalık ortamları severler arkadaşlar. Kayalık ve mağaralı ortamları. Akvaryumun içinde kumlarla oynamayı severler. Arkadaşlar, frontozalar diplerde genelde yüzerken tek tek yüzmezler arkadaşlar. Grup grup yüzerler. Yani bir grup frontoza burada 15'li, 20'li diyelim. Bir grupta orada o şekilde yüzerler arkadaşlar. Frontoza balığı akvaryumda beslenecek en iyi balıklardan biri olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Birçok tropik, birçok çiklet balığı beslemiş olsam bile frontoza balığı bana büyük bir zevk veriyor arkadaşlar. Genel sakin tavırları, dipte yüzmesi, ağır hareketleriyle dikkat çekici bir balık arkadaşlar. Frontoza balıkları huysal balıklar arkadaşlar. Işık sevmeyen, ışıkta stres yapan balıklardır arkadaşlar. Frontoza balığın üremesi aslında kolaydır arkadaşlar. Su şartları berrak ve temiz ise, pH değerleri güzel ise, iyi ise frontozalar 7,5-8,5 pH değeri olan suları severler. Yani yüksek pH'li suları severler arkadaşlar. Frontozalarımıza bol bol kayalık, kayalıklarda mağaralar gördüğünüz gibi. Benim mağaralar yetmediği için bazıları saksıyı ters çevirip kesmişler. Çiçek saksısını ağzını açmışlar, ters çevirmişler. Kuluçka döneminde saklansınlar diye, girsinler diye ben çamaşır makinesi modelinde balıklarına yavruluk almayı uygun gördüm. Arkadaşlar, frontozalarımızın üremesi kolay demiştik. 8 dişi 2 erkek, 4 dişi 1 erkek tarzında bir koloni kurarsak, su değerlerimiz, su şartlarımız uygunsa, mağaralarımız, kayalıklarımız bol ise, yani Tanganyika gölündeki ortamı frontoza balığına sağlayabiliyorsak, yani tabii ki sağlayamayız, bir kısmını yapabiliyorsak ve frontoza tamam burası benim yaşayacağım yer dediği an durmadan üremeye başlayabilir. 8 dişi 2 erkek en mantıklı kolonidir. 8 dişi 2 erkek. Bizim dişilerimiz genelde daha küçük, erkeklerimiz daha büyük. Erkekler daha hızlı büyüdüğü için. Arkadaşlar, frontoza balıklarımızın daha önceki videolarımda beslenmelerini, kuvvetlenmelerini, yağlanmalarını anlatmıştım. Frontoza balıklarımızın gırtlaklarının altı elim yağ içinde olmuş. Şu an karides balığını, dana ciğerini, kan kurduğunu falan çok vitaminli olan besinleri biraz kestim arkadaşlar. Hem akvaryum su değerleri çok sık verdiğim zaman değişmesin diye, hem de balıklarımız çok yağlanıyorlar. Yağlanmaları sadece üremesini biraz daha geciktirir. Ondan sonra çok yağlanıyorlar arkadaşlar. O yüzden su değerleri de kirlenmesin diye biraz ara verdim. Biraz ara verdim derken bir ay ara veriyorum en fazla. Arkadaşlar, frontoza balıkları diplerdeki kumlarla ağızlarıyla ağızlarını alıp şöyle gördüğünüz gibi köşeye atmış. Kumlarla oynamayı severler arkadaşlar. Cinsiyet ayrımı dediğim gibi ön güçleri altındaki ve üstündeki kuyrukların ucu büyük olanlar, dişi gördüğünüz gibi üstü de kısa,
Altı takısı. Peki net göremiyorsunuz. Evet, gördüğünüz bir dişi, gördüğünüz bir erkek. Üst kuyruğu, alt kuyruğu kısa. Bunun alt kuyruğu ve sırt kuyruğunun ucu uzun. Gördüğünüz gibi en arkada erkeğim var. Dişi, dişi, dişi. Arkadaşlar, frondoza balığının cinsiyetini ayırmak kolaydır. Biraz beklemeniz gerekiyor yavruyken ayırmanız için. Daha küçükler genelde dişi oluyor dedik. Daha küçükler dişi oluyor. Daha büyükler erkek oluyor. Sırt kırıkların ucu sivri olanlar ve anüs kısmından ki kuyruğunun ucu sivri olanlar, anüs kısmı sivri olanlar erkek oluyor. Anüs kısmı geniş olanlar, biraz daha yuvarlak olanlar, tombul olanlar erkek oluyor arkadaşlar. Frontoz öğretimimiz aslında daha önceki videolarımda da anlattığım gibi çok basit. Yeter ki frontozumuzun istediği su koşullarını sağlayabilmemiz arkadaşlar. Frontozanın cinsiyetini ayırdık. Kolonimizi kurduk. Kayalarımız, mağaralarımız, kumlarımız, su değerlerimiz mükemmel. Işığımızı kesinlikle açmıyoruz. Ve karidesle başlayabiliriz. İlk önce destek olsun diye, üremimiz hızlansın diye. Karides az miktarda dana ciğeri, kan kurdu, palet yemlerimiz ve protein ağırlıklı birçok yemimizi kullanarak frontozalarımızı üremeye hazırlayabiliriz arkadaşlar. Frontozalarımız ağzına eğer yavru aldıktan sonra karides, dana ciğeri, kan kurdu, palet yem vesaire tarzında yemler kullanmıyoruz. Çünkü ağzındaki yumurtaları yutabilir. Normal yemi kuluçkada duran bir dişi frontozamız, kuluçkaya yatmış bir dişi frontozamız orada ise yemi önüne dökmüyoruz. Yemi akvaryumun diğer tarafından döküyoruz. Bunlar zaten burada yerken oradan çıkmıyor. Ama direkt önüne dökersek, orası karışırsa, o balıklar içeri dışarı onu da çıkarırlarsa ağzında yumurta olduğunu unutup yemeyebilir arkadaşlar ve yumurtalarımızı yutabilir. Eğer arkadaşlar frontoza balığımız ağzına yumurta aldı. Ağzına yumurta aldı. Ağzı dolu bir şekilde ise yem attık. Hızlanıyor, yemi kokluyor, yemeye çalışıyor ama yemiyor. Onu kusturabiliriz arkadaşlar. Yani o balık ağzındaki yumurtaları yutabilir. O yüzden onu kusturmamız da mantıklıdır arkadaşlar. Daha önceki videolarımda zaten kusturmayı anlatmıştım ve uygulamıştık nasıl kusturuluyor diye arkadaşlar. Kusturursak ondan sonra kuluçka makinesine koyarsak da orada yavrular canlanabilir. Ondan sonra bir başka bir akvaryuma da koyabiliriz. Ya da bir başka bir küçük akvaryuma kuluçka makinesiyle beraber koyup orada da bakabiliriz arkadaşlar. İlla ki bu akvaryum içine kuluçka makinesini koyacak değiliz. İçindeki suyu almamız yeterlidir arkadaşlar. Arkadaşlar, frontoza balıklarımız çok asil hayvanlardır. Çok efendi, dürüst hayvanlardır. Sakin hayvanlardır. Sert balıklar değillerdir. Ama ürkek hayvanlardır. Mesela dokunduğuna şu şekilde hareketleri, şu şekilde hareketleri pek sevmezler. Stres yapabilirler. Devamlı stres yapan hayvanlardır zaten. Stres yapmamak için ışığı kapatıyoruz. Bu koşullar altında bakıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar, frontoza balıklarımızdan gerekli verimi zaten alacağız arkadaşlar. Frontoza balıklarımızın ağzında yumurta aldıktan sonra kuluçkaya 28 gün boyunca kuluçkada dururlar arkadaşlar. Kuluçkaya yatarlar. Yani bir mağaramıza girip mağaramızdan 28 gün boyunca pek çıkmazlar. Orada kuluçka dönemini geçirmeyi beklerler arkadaşlar. Dediğim gibi yem attığım zaman hızlanıyorsa onu kusturmamız daha mantıklı olabilir. Yumurtaları yutabilir. Arkadaşlar, bazen bazı balıklarda, genç balıklarda mesela, genç balıklar ağzında yumurtayı pek tutamazlar. Bir hafta 10 gün içinde yutabilirler. En geç bir hafta 10 gün tutabilirler. Ondan sonra yumurtalarımızı yutabilirler.
genç damızlık dişi frontozalarımızı genelde kusturmamız gerekiyor. Zaten profesyonel olmuş, uzman olmuş dişi tam damızlık frontozalarımız daha önce defalarca ağzına yumurta alıp yavru baktıysa ağzında onlarda bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Genelde genç dişi frontozalarımızın ağzında yumurta fazla durmuyor arkadaşlar. Bunu anladığımız an balığımızı kusturuyoruz. Bundan sonra arkadaşlar frontoza balığımız bakım şartları genel olarak çok zor olmayan bir balıktır. Arkadaşlar mağaralarımız, kumlarımız, su değerlerimiz, oksijenimiz, ben 3 aydan oksijen veriyorum arkadaşlar. Oksijenimiz uygun miktarda oldu mu da pek sıkıntı olmaz arkadaşlar. Ayda bir kere bir çay kaşığı kaya tuzu ya da palet kaya tuzları var pet shopçularda. Onlardan alıp atabiliriz arkadaşlar. Akvaryum içindeki mikroba kırsın diye arkadaşlar. Ondan sonra metilen mavisi damla ayda bir onu da atabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videomda pet shopçudan aldığınız balığı suya nasıl salarız? Onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Onu uygulamalı yapacağım arkadaşlar. Çünkü pet shop'tan aldığımız balıklarımızı içindeki su akvaryumumuzun içine zarar verebilir. Neden verebilir? Pet shop'taki sulara dışarıdan balık geliyor. Tuz sürekli dışarıdan balık geliyor. Sürekli kepçe giriyor. Bakteri, mikrop, hastalık olabilme ihtimali çok yüksek olduğu için arkadaşlar biz suyu yani dışarıdan pet shop'tan aldığımız balığın suyunu akvaryumumuza boşaltmıyoruz. Bakteri çatışması olmasın genel olarak. Daha sağlıklı olur. Onu bir sonraki videomda anlatacağım arkadaşlar. Uygulamanı anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Sormak istediğiniz sorularınız varsa videomun en altına inip soru sor bölümünden soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Beni takip etmeye devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefim 1000 video çekmek tüm balıklar hakkında. 1000 tane video çekmek hedefim 1 yıl içinde. Elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar tüm balıkları anlatmaya çalışıyorum. Tüm balıklar hakkında da tüm araştırmalarımı yapıyorum arkadaşlar. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın. Görüşmek üzere.